Kadınım, aynı zamanda lezbiyenim, aynı zamanda anneyim. Çocuk istiyordum zaten. İleriki yaşlarda düşünüyordum. Frontene gelişen bazı bir takım olaylardan sonra sürü öğrenmeye işte çok sahibi olunca mutlu oldum. Kimseye söyleyemedim tabii. Kimse de anlamadı. Annem dahi anlamadı. Doğumda anladı benim annem. Tabii o şoku yaşadı. Yani bu toplumun içinde yaşayan bir muhafazakar bir kadın düşünün. Hatta gitmediğine şükrediyorum o zamanlar. Çocuk doğduktan sonra o an düşünmüyorsunuz. Sevinçlisiniz. Sevinci biraz geçiştikten sonra normal hayatınıza döndüğünüzde düşünüyorsunuz. Bu toplumda ne yapacağız? Tepkiler ne olacak diye düşünmeye başladım. Şu da olmuş doğduğunda, acaba benim oğlum yarın bir gün öğrendiğinde benden nefret eder mi? Ben bunu işte 2007 yılında öğrendim. Hemen Mayıs ayının başıydı herhalde. Ya ortası tamamen hatırlamıyorum. Yani ben bundan daha öncesinden de hani az buçuk zaten biliyordum. Yani en azından hissediyordum annemin bir lezbiyen olduğunu. Yani neden diye soracak olursanız hani evde bazen görüyorsun hani iki kadın aynı yatakta yatıyor işte kız arkadaşıyla beraber. Aslında hani 2007 yılının Mayıs ayında adı konulmamış bir taş adı konuldu ve o taş yerine oturdu. Aslında ben küçüklüğümden itibaren bu ortamın içindeydim ama bilmiyordum. Yani bu hareketin, camianın hani ne olduğunu bilmiyorum ama içindeydim ama kimin eşcinsel, kimin gay olduğunu bilmiyordum. Biraz da bu hareket yani belki de o yaşlar itibariyle hani böyle bir heyecanlı mı diyeyim, renkli mi diyeyim hani biraz daha güzel gelmişti. Aktivizm hayatı, işte insan hakları projeleri yani annem zaten içindeydi. Oğlum 25 yaşında, ben 55 yaşındayım. Hala bazı insanlar şunu söyleyiyor ya işte sen bu çocuğu bir erkekle ilişkiye girdin yaptın ve bunun babası kim? Ya arkadaşım ben anlatıyorum. Anlayın bunu yani benim kimseye yalan borcum yok, kimseye şey saklamak bir şeyim yok. Bir erkekle ilişkiye girip yaptıysam bunu kalkıp söylerim zaten. Geri kaldı bana insanlar ya babasız çocuk olur mu? İlla baba modeli istiyorlar. Bir erkek olacak, bir baba olacak, bir de anne. Ben bunu kabul etmedim. Ben hem anne olmak, hem baba olmak, hem arkadaş olmak, hem kardeş olmak, hem abla olmak. Yani ben çocuğumun her şeyi olmak istedim. Ve bunun için de elimden geleni yaptığıma inanıyorum. Yeri geldi, kolumdan gittim, maç seyrettim. Yeri geldi, işte top oynadım. Yeri geldi, dertlerini dinledim. Yeri geldi beraber ağladım. Ne kadar başarılı oldum onu bilemiyorum. Oğlum ne istiyor onu da şey yapamıyorum. Ama gördüğüm kadarıyla bir tek bir şeyleri başarmışım diye düşünüyorum. Çünkü en azından bu aktivist hayatımda evet gerçekten benim yanımda olan, bana destek veren bir oğlum var. Bana de insanın, yani bir insanın, hatta insanın değil bütün canlıların, bunun içinde bitkiler de dahil. Yani ihtiyaç duydukları en önemli şey sevgi. Ya yani koşulsuz, şartsız sevgi yani. Yani tek ihtiyacı olan şey sevgi aslında. Anneye, bir babaya ihtiyaç da yok. Yani böyle bir modele, böyle bir role ihtiyaç yok. Yani şahsen ben hiçbir zaman bir babanın eksikliğini görmedim, duymadım, hissetmedim, özlemedim. Rol dediğimiz şeyler insanların kendini o çocuğa karşı tanıtma şekilleri. Hani siz bir çocuğa nasıl doğduğu zaman sormuyorsunuz, sen Müslüman olmak istiyor musun diye direkt olarak onu Müslüman yapıyorsunuz kendinizce. Bu ona benziyor. Yani sen direkt olarak baba rolünü yansıtıyorsun ona. İşte erkekliği dayatıyorsun ona işte. İşte anne rolünü yansıtıyorsun işte. Hepsinin görevleri ayrı. Baba şu görevleri yapar, anne onları yapmaz. Annenin bu görevleri vardır. Bunları yapar, baba onları yapmaz gibisinden zaten sistematik olarak yani bizim mücadele ettiğimiz şeyleri yöneltiyorsunuz yani çocuğu. Yani hani ben bu sisteme karşı olmakla birlikte hani bir modele, bir çocuğun ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Sadece sevgi. Benim ilk aktivist hayatım 86-87'lerden sonra başladı.
Ben mesela kendimi yalnız hissediyordum yani. Kafelere, barlara gittiğinizde kendiniz gibi olan insanları gördüğünüzde yalnız olmadığınızı anlıyorsunuz. Herkes gizli yaşıyor. Yani görünürlük yoktu. Meyhanede kovulduğumu biliyorum. Hangi yıl? Hangi yılda? 91-92 o civarlarda. Yani Nevzade'de kovulduğumu biliyorum. Ama şimdi bu rahatlık var biraz. Ya yani olması da gerekli, geç alınmış bir şey bence. İki tane genç kızı gördüğümde sarhaşladığımda, aa durum bir güzel işte. Ben yaşayamadım ama onlar yaşasın.